Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde moment konusunu işleyeceğiz. Moment nedir? Bir kuvvetin cismi döndürme etkisine biz momenttir diyeceğiz. Peki momenti biz nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Şimdi momenti de hesaplarken diyorum ki moment m ile gösterilecek ve f çarpı d'dir diyebilirim. F dediğimiz değer cisme döndürme etkisi bulunan kuvvet. Kuvvetimizi f olarak gösterdik. D dediğimiz değer ise Kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığıdır diyebiliyorum. Peki arkadaşlar kuvvetin birimi Newton'du. Uzaklığımızı da biz metre olarak alıyorduk. O zaman buradaki momentin birimini de Newton çarpı metre olarak yazabiliriz. Momenti başka bir deyişle tork olarak da ifade edebiliriz. Torkumuzu da R olarak gösteriyorum ve yine kuvvet çarpı kuvvetin dik uzaklığıdır diyebiliriz. Arkadaşlar bizim için moment vektörel bir büyüklüktür yani yönü vardır. Peki bu yön değerini nasıl hesaplayacağız? Kuvvetin döndürdüğü yönü şu şekilde gösterdiğimizi kabul edelim. Ve arkadaşlar burada sağel kuralı uygulanacak. Sahel kuralımıza göre de cismin dönme noktasını avucumuzun içine aldığımızı kabul ediyoruz. Ve dört parmağımızla kuvvetin döndürme yönünü göstereceğiz. Baş parmağımızın gösterdiği nokta da bize momentin vektörel yönünü gösterecektir diyebiliriz. Tekrar ediyorum. Sağ el kuralımıza göre dönme noktamızı yani merkez noktası kabul ettiğimiz yeri avucumuzun içine alıyoruz. Dört parmağımızla kuvvetin döndürme yönünü gösteriyorum ve baş parmağımızın gösterdiği nokta bize momentin vektörel yönünü gösterecektir. Peki bir cisme uygulanan kuvvetin döndürme etkisine bakalım. Şimdi her kuvvet cismi döndürebilir mi? Döndürebiliyorsa hangi yönde döndürüyordur? Onu nasıl hesaplayacağız? Şimdi arkadaşlar bu tip sorular için de öncelikle F1 kuvveti verilmiş. Şimdi öncelikli olarak ben diyorum ki dönme noktasını bir merkez kabul edelim ve bu kuvvetle bu merkez kabul ettiğimiz bir çember çizdiğimizi kabul ediyorum. Yani F1 kuvvetini ne yapıyorum? Dönme noktası etrafında döndürdüğümüzü kabul ediyoruz. Yani demek istediğim şu Dönme noktasını merkez kabul ediyorsun ve kuvvetten bir çember çiziyorsun. E o zaman buradaki çemberin yönü pozitif yönde gittiğine göre F1 kuvvetinin artık pozitif yönde döndürdüğünü söyleyebilirim. Peki F2 kuvveti için dönme noktasını merkez kabul ediyorum ve kuvvetten bir çember çiziyorum. Çemberimizin yönü negatif yönde gitmiştir diyebiliriz artık. Peki F3 kuvvetimiz için eğer ki uygulanan kuvvet dönme noktasıyla aynı doğrultu üzerindeyse yani kuvveti uzattığın zaman dönme noktasına denk geliyorsa bu cismi döndürme etkisi yoktur diyebiliriz. Peki her zaman uygulanan kuvvetler dönme noktasına dik bir e, şekilde olmayabilir. Peki o zaman ne yapacağız? Kuvveti ya bileşenlere ayırmamız gerekiyor birinci yöntem olarak. Buradaki kuvvetin yataydaki bileşeni için diyorum ki F çarpı kosinüs alfa. Aynı şekilde kuvvetimizin düşeydeki bileşeni için de F çarpı sinüs alfa kadardır diyebilirim. Eğer ki uygulanan kuvvet dönme noktasıyla aynı doğrultu üzerinde ise neydi arkadaşlar? Döndürme etkisi yoktu. Yani buradaki yatay kuvvetin yani F çarpı kosinüs alfa'nın buradaki cismi döndürme etkisi yoktur diyebilirim. Peki buradaki düşeyde uygulanan kuvvet ve kuvvetin dik uzaklığı da D kadar. E biz momenti yazarken ne diyebiliyorduk? M eşittir F çarpı sinüs alfa çarpı dik uzaklık. Dik uzaklığımız için de D kadardır diyebiliyorum. Peki ikinci bir yöntem. Ne yapabiliriz? Uygulanan kuvveti devam ettiriyorum ve dönme noktasına olan dik uzaklığımızı alıyoruz. Bu dik uzaklığımız için D üssü kadar diyelim. Yani oluşturulan moment değeri artık bizim için F çarpı F'in dik uzaklığı D üssü kadardır diyebilirim. Peki şurası alfa ise buradaki açımızın da alfa kadar olduğunu söyleyebilirim ve D üssünü yazarken d çarpı sinüs alfa kadardır diyebiliyorum. Verilen ifadede yerine koyarsak momentimizin büyüklüğü f çarpı d çarpı sinüs alfa kadardır diyebilirim. Yani her iki durumda da her iki yöntemle de aynı eşitliği bulduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bileşke moment bir cisme birden fazla kuvvet etki ediyor olabilir ve bu kuvvetlerin etkisiyle de ayrı ayrı moment değerleri oluşturulmuş olunabilir. E peki biz ne yapacağız? Bileşke momenti alırken diyorum ki toplam moment eşittir. Öncelikle arkadaşlar kuvvetlerin döndürme yönlerini belirlememiz lazım. Peki biz bu yönü nasıl buluyorduk? Diyorum ki dönme noktasını merkez kabul et ve kuvvetten bir çember çizdiğini düşünelim. E buradaki F1 kuvveti artı yönde gönderdi çemberini. Peki F2 kuvveti için bakıyorum. Dönme noktasını bir merkez kabul ediyorum ve kuvvetten bir çember çiziyorum. Negatif yönde gittiğimizi söyleyebiliriz mesela bunun içinde. E peki burada artık toplam momenti yazarken eğer ki kuvvet pozitif yönde döndürüyorsa artık bu ifadeyi pozitif olarak alacağız. Eğer ki kuvvet negatif yönde döndürüyorsa ifademizi negatif olarak yazacağız. Peki ne diyoruz? Kuvvet çarpı kuvvetin dik uzaklığı. F1 çarpı D1'dir diyebiliyorum. F2 kuvveti negatif yönde döndürüyordu. O zaman diyorum ki eksi. F2 çarpı D2'dir diyebiliriz. Buradaki eksilik bize sadece ne gösterecek? Yön. Döndürme yönü. Eğer ki sonucumuz negatif çıkarsa negatif yönde bir momentin oluştuğunu, dönme yönünün negatif yönde oluştuğunu, eğer ki sonucumuz pozitif yönde çıkarsa dönme yönümüzün pozitif yönde oluştuğunu söyleyebiliriz. Müzik